Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Değerli dinleyenler, uzun süredir uğraştığımız bir mesele var. Cezaevlerinde mahpuslar ceza infaz sürelerini doldurmalarına rağmen çıkamıyorlar. Uzun süredir bu konuda defalarca soru önergeleri veriyorum ve konuyu medya organlarına taşıyorum, oralarda değerlendiriyorum, basın toplantılarımda gündem ediyorum. Adalet Bakanlığı yetkililerine söylüyorum, Adalet Bakanlığı yüzüne söylüyorum ama bir gelişme yok. Devlet mahpusları cezaevlerinde daha çok tutmaya çalışıyor. Devlet 300 bine yaklaşan mahpus sayısı karşısında 8-10 kişilik yerlerde 25-30 kişi kalan koğuşlar karşısında cezaevlerini azaltmayı değil daha da arttırmayı düşünüyor. Devlet pandemi sürecinde kapasitenin çok üstünde yani 2,5 kat üstünde insan barındıran cezaevlerini boşaltmak istemiyor. Bu çok vahim bir durum ve her günde insanlar cezaevlerinde ölüyor. Mesela daha az ben sosyal medyadan duyurdum. Bir cezaevinden ölüm haberi geldi. Nereden mi? Düzce cezaevinde avukat Metin Yücel COVID-19 sebebiyle vefat etti. Bilecik Barosu'na kayıtlıydı. Oğlu da avukat olan bir kişi. COVID-19 sebebiyle insanların öldüğü, COVID hastalığının tüm insanlığı tehdit ettiği, cezaevlerini tehdit ettiği bir ortamda infazı dolmuş insanların neden cezaevlerinde tutmaya çalışırsınız? Bu gerçekten çok önemli bir soru. Ve inanılmaz da bir cevabı var. Bu cevap devlet bunu özellikle yapıyor. Şimdiye kadar bunu yasalara, yönetmeliklere aykırı bir şekilde yapıyordu. Şimdi de uyduruk bir yönetmelikle bunu güya resmileştirmeye çalışıyor. Ama baştan aşağı hepsi yanlış ve maksatlı. Nasıl mı oluyor? Şu ana kadar cezaevi gözlem kurulları infazı dolan, denetimli serbestliğe çıkmak üzere olan mahpusları, daha çok da siyasi mahpusları, adlilerde buna pek rastlamıyoruz, siyasi mahpusları bir takım gözlem kurulu gerekçeleriyle cezaevinde tutmaya çalışıyor. Efendim işte terör örgütünden ayrılmadığını düşünüyoruz falan deniliyor. Çok bunlar muğlak, soyut kararlar. Kararsız, tarafsız koğuşa geçmedin deniliyor. Bakıyorsunuz cezaevinde tarafsız koğuş var. Veyahut da etkin pişmanlık yapmamışsın sen deniliyor. Zaten hani bir şekilde cezasını alan cezaevine giriyor. Yani öncesinin niye hesabını yapıyorsun? Bunu da anlamak mümkün değil. Bu gibi nedenlerden dolayı böyle bir takım muğlak nedenlerden dolayı veyahut da şu kişilere mektup yazmışsın deniliyor. Mesela bir Kürt mahpus için böyle bir karar çıkmış. Denetimli serbestliğe çıkamaz kararı. İmralı'ya mektup yazdığı tespit edilmiştir denmiş ve bakıyorsunuz denetimli serbestliğe çıkamamış bu kişi. Bu olay çok üzücü ve ilginç bir olay. Şu ana kadar gayri resmi bir şekilde yapılıyordu. Biz soru önergeleri veriyorduk ve bazı cezaevleri bunu yapıyordu, bazısı yapmıyordu. Bazı suçlara yönelik özellikle yapılıyordu. Siyasi suçlardı bunlar çoğunlukla ve sonunda bunu bir yönetmeliğe bağladılar. 1 Ocak 2021 tarihli bir yönetmelikle işte böyle bahaneler bularak insanların infazı dolmuş olan mahpusların tahliyesini engellediler. Binlerce insan şu ana kadar bu durumdaydı ve binlercesi de yeni yönetmelik gerekçe gösterilerek bu durumda kalacak. Şimdi bu neden önemli?
Çünkü insanlar zaten diken üstünde. Mahpuslar yakınlarıyla görüşemiyor. Açık görüşler yok. Kapalı görüşler çok sıkıntılı. Telefon görüşleri bile kimi yerlerde 20 dakikadan 10 dakikaya düşürülüyor. Kimi yerde bebekler annelerinin yanına gidemiyor. 9-10 aydır bebeğinden ayrı anneler var. Hasta mahpuslar var. Tedavisini doğru dürüst yürütemeyen, cezaevinden hastaneye gidişi çok sorun ve prosedür olan mahpuslar var. Var da var. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreçte. Niye? Kapasitesi 120 bin olan cezaevlerindeki 265 bin kişiyi çıkarmamaya çalışırsınız infazı dolduğu halde. Bunun nedeni işte devletin bir takım güvenlik kaygısı. Siyasi mahpusların çıkmasını pek istemiyorlar. Bir takım bahaneler, mazeretler, gerekçeler, yokuşa sürmelerle bu mahpusları cezaevinde tutmaya çalışıyorlar. Başka bir anlamı yok. Şu ana kadar ben yıllardır bu konuyla uğraşıyorum. Defalarca soru önergeleri verdim. Ve bunu anlamak mümkün değildi ve şu anda da bir yönetmeliğe bağladılar bunu. Hani Nisan ayında infaz indirim yasası çıkmıştı. Güya mahpuslar bir ümitlenmişti bize bir özgürlük gelecek mi diye. İnfaz indirimi değil, bindirimi yapıldı. Gerçekten böyle infazın bindirimi yapıldı. Kimler çıktı? Alaaddin Çakıcı ve adamları ve benzerleri çıktı. İnfazı dolanlara ise hayır size ne indirimi size bindirim yapıyoruz dendi. İşin özeti bu. İnanılmaz bir durum ama böylesine hukuktan uzaklaşmış bir polis devletinde hani zaten çoğu adil olmayan yargılamalarla cezalandırdığı kişilerin cezaevinden çıkmamasını sağlamaya çalışan bir devlet ve iktidar anlayışı ve öbür tarafta çok kötü ortamlarda sağlık hakkı ihlaliyle yaşayan ve daha başka birçok kısıtlıklarla 8-10 kişilik yerde 25-30 kişi yaşayan, ağıl gibi yerlerde yaşayan, her türlü özgürlük kısıtlaması, hak kısıtlamasına uğrayan ve bunlar sümenaltı edilen, cezasızlığa uğratılan mahpuslarla karşı karşıyayız ve bu mahpusların pandemi ortamında halen işte her gün birilerinin öldüğü bir ortamda çıkmaması sağlanıyor ve bu da bir şekilde sağlanıyor. Nasıl? Bakın ben bugün ölen bir mahpustan örnek verdim. Ama Adalet Bakanlığı bu mahpus ölüm ve COVID vakaları konusunda tek bir açıklama yapmıyor. İnanılmaz bir durum. Neden yapmıyor? İşte bunun için yani mahpusları daha çok cezaevinde tutmak için bu konuda bir açıklama yapmadan bir hani ortamı alevlendirmeden bizim gibi insanların sesinin çok çıkmasını önemsemeden veyahut da bu sadece bir kişi konuşuyor, iki kişi konuşuyor. Onun dışında başkaları da en azından konuşmasın diye bu açıklamaları yapmak istemeyen bir bakanlıkla karşı karşıyayız. İnanılmaz durumlar. Yani bir hukuk devletinde olmayacak işler bunlar ama var olan durum bu. Ve ben şunu çok net olarak söylüyorum. Yani bu ölümlerden, bu infazı dolmuş ve halen orada tutulan mahpusların ölümlerinden direkt Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sorumludur. İşte yargı yerini bulsun, olmazsa kıyamet kopsun falan gibi beylik laflar, süslü laflar eden bakana buradan tekrar hatırlatıyorum. Sizin bu zalimane, hukuksuz yasaya, anayasaya aykırı uygulamalarınız yüzünden, mahpusların tahliyesini yokuşa sürme uygulamalarınız yüzünden binlerce kişi ölümle karşı karşıya, hastalıklarla karşı karşıya, mahpus yakınları perişanlıklarla karşı karşıya, maddi ve manevi zorluklarla insanlar, aileler karşı karşıya, ailelerin parçalanmasının daha da artmasıyla karşı karşıyalar, çocuklar, anneler, babalar, dedeler, nineler, torunlar, tüm ailelerin kavuşmasının engellenmesiyle karşı karşıyalar. Gerçekten oldukça zalimane bir uygulama olduğunu görüyoruz. Bugünkü konuşmamız da bu kadar. Ben Ömer Faruk Yerdeoğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Herkese iyi günler diliyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.